Aslında eşitlik ve adalet kavramı dahi göreceli kavramlar. Yani kime göre adil, kime göre eşitlikçi. Her eşit olan adil olmayabiliyor. Bu zamana kadar ben ve beraber burada çalıştığım çok değerli kardeşlerim, değerli mesai arkadaşlarımla şuna dikkat ediyoruz. Anayasal ilkeler. Nedir anayasal ilke? Türkiye Cumhuriyeti Devleti demokratik, laik, sosyal ve hukuk devletidir. Ve iki, bu ülkenin bölünmez bütünlüğü çok önemlidir bizim için. Bu iki kavram harici herkese eşit mesafede. Eşitliğin önemine değindi, mobbingi gündemine aldı. Erzurum Valisi Okay Memiş, İl İnsan Hakları İstişare Toplantısı'na katıldı. Bizim batıdan alacağımız çok şey yok dedi. Bizler kamu olarak herkese eşit, dengeli ve adil davranmak zorundayız. Değerli kardeşlerim, kanun ve anayasa da bize bunu emrediyor. Küstahlık gibi algılamayın ama batıdan öyle çok alacağımız şey yok aslında. Biz ne çevre sorunlarında, ne çevre hukukunda, ne doğaya verilen tahribat konusunda, ne hayvan hakları konusunda, ne çocuklara, kadına bizim değerlerimiz bize yeter. Ne diyor Cengiz Han? Ben sizin hanınızım ama benim hanım diyor eşini gösteriyor. Benim hanım da işte hanımım diyor. Hanım kelimesi bile buradan geliyor. Dolayısıyla bizim kendi değerlerimiz bize yeter. Tersine mobbingten de bahsetti Vali Memiş. Beklenen üstlerin aslarına yönelik olarak bir mobbing uygulaması tarzında filan. Fakat devlet odaklı yerlerde buna düz mobbing diyor. Bir de tersine mobbing var. Yani yardımcı hizmetli görevlerimiz, normal memur arkadaşlarımız beni bağışlayın. Yukarı kilitliyor. İl müdürü çalıştırmıyor. Çok şahitlik ettim ben bu duruma. Bizler vatandaşa hizmet için varız. Bizler vatandaşı memnun etmek için varız. Onların emrindeyiz. İl İnsan Hakları İstişare Toplantısı İbrahim Erkal Dadaş Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlendi. Toplantıya kamu kurum ve kuruluşları, STK'lar ve vatandaşlar katıldı. Toplantının açılış konuşmasını Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Başkanı Profesör Doktor Muharrem Kılıç yaptı. Kılıç, eşitlik ilkesini ihlal edebilecek durumları anlattı. İhlallere karşı uygulanan cezaları paylaştı. Eşitlik ilkesini zedeleyebilecek, ihlal edebilecek durumları, ayrımcı tutumları, ayrımcı davranışları, girişimleri de hem idari olarak, idari bir hak mekanizması, hak arama mekanizması olarak tecziye etme, cezalandırma, önleme ve bu konuda farkındalık yaratma amacına matuf faaliyetler yapıyoruz. Bu doğrultuda özellikle eşitlik ilkesi çerçevesinde kanunumuzda yer aldığı üzere 15 temelde ayrımcılık başvurularını alabiliyoruz. İdari hak arama mekanizması olarak diğer hak arama kurumlarından farklı biçimde, hatta dünyadaki diğer akran ulusal insan hakları kurumlarından da farklılık arz eder biçimde başvuruları değerlendirirken kurul olarak, heyet olarak bu ayrımcılık başvurularını değerlendiriyoruz ve idari para cezası uyguluyoruz. Evet, iletebilirsiniz. Doldurduğunuz değerli...